Evet, 6. Müslüman Gençler Uluslararası Kültürel İşbirliği toplantısındayız. Yanımızda Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Mustafa Kamalak Bey var. Mustafa Bey, gençlerin bu kadar çok devrim yapan gençlerin dünyanın her yerinden gençlerin olduğu bir ortamdasınız. Bunda nasıl bir duygu taşıyorsunuz? Bu gençlerin arasında olmak nasıl bir duygu? Heyecanlıyım. Gençlerimize güveniyorum. Geleceğe inşallah bunlar inşa edecektir. Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın malumunuz nihai hedefi yeni bir dünya kurmaktı. İnşallah bu gençler o yeni dünyayı kuracaklardır. Adil nizamı tüm insanlığa bir müşteri yolu sunacaklardır. Buna inanıyorum. Sayın Kamalak, dünyanın birçok yerinde gençler Facebook, Twitter gibi sosyal internet ağlarında birleşerek devrimler yaptılar. Türkiye'de de bu şekilde bir siyasi devrim bekliyor musunuz? Türkiye'deki mevcut siyasi iktidarın devrilmesi bu gençlerin elinden olabilir mi? Her şey aslında rücu edecektir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki bir yere hak geldi mi batıl orada barınamaz. Tekrar dönüp oraya yerleşemez de. Bu milletin, Anadolu'muzun aslı İslam'dır. İslam ile yoğrulmuştur. Bu toprakların altı şehitlerle dolu olduğu gibi üstü de iman dolu insanlarımızla, gençlerimizle doludur. Elbette hak yerini bulacaktır. Elbette adil düzen vurulacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.